Merhaba, 10 Soru'da konuğumuz gazeteci Tuğrul Er Yılmaz. Kuşkusuz 2017, medya açısından da çok konuşulacak bir e, seneydi. 2018'de neler olacak, nasıl bir sene geride kaldı, bütün bunları konuşacağız. Tabii ki medya derken, medyayı çok dar bir alandan ele almamak gerekiyor. Oldukça geniş bir e, yelpazede konuşacağız Tuğrul Er Yılmaz'la. Medyayla da sınırlı kalmayacağız elbette. Gündeme dair 2017'yi, soracağımız bir isim. Tuğrul Er Yılmaz'la söyleşmek de zor. Hoş geldiniz. O kadar zor olmadığını göreceksin. Bitirince evet pekala ama yani bir yandan da tabii heyecanlı bir e, duayen gazeteciyle, usta bir gazeteciyle söyleşmek Bumada üzereyim. çünkü. Bu moda yeni çıktı. için duayen diyorsunuz. Buna sen. da kızdığınızı biliyorum ayrıca yani bu kopyayı alarak <laughs> söylüyorum. Şimdi şöyle başlasam. 2017'nin e, birinci sayfasını yani nasıl bir sene geride kaldıya dair bir hazırlık yapıyor olsaydınız şu anda eskiden olsa yapabiliyor olurdunuz bu da. Medyanın Türkiye'de geldiği halin bir fotoğrafı aslında. Ona ne diyeceksiniz bilmiyorum bunu da konuşacağız. Ee, hangi olayları manşete çıkartırdınız? Neyi sür manşeti yapardınız? Nasıl bir 2017 birinci sayfası yapardınız? Aslında e, şu anda Türkiye'de gazetecilik yapmak o kadar e, gazeteci olarak konuşuyorum. Sadece hani gündemin bu kadar hızlı değiştirildiği olayların tamamen ışık hızına ulaştığı, hiçbir sonucun alınmadığı bir yerde aslında bu gazetecinin rüyasıdır aslında. Vay be haberi o her tarafta olay var doğru. Ama bu ne bileyim biraz daha demokratik iyi bir yaşasaydık bu olabilecekti. Ama şimdi baktığım zaman bir bakıyorum ne koyardım? E çok basit. İçeride onlarca siyasetçi ve gazeteci var. Şimdi bunların atlanması mümkün değil, her türlü. Hı hı. Yani, e, arkasından geliyorsunuz, Türkiye'de e, üniversitede bir deprem yaratmışlar. Barış Akademisyenleri, bir sürü değerli hoca, genç, orta yaşlı, yaşlı, hepsi üniversite dışına atılmışlar. Yani düşünsenize, ben mülkiyeliyim, Ankara İletişim'le Ankara Siyasal'da neredeyse hoca bırakmadılar, aynı şey. Ege Üniversitesi'nde geçerli, her taraf için geçerli ve bunu da mutlaka koyardım. Çünkü bu insanlar kolay yetişmiyor. Ve bu ciddi bir düşüklüğü düşüşü gösteriyor. Onu yapardım. E bir de tabii gazetecisin. Yani e, maalesef herkes Türkiye'de şeyle ilgilenmiyor sadece. Haklar ve özgürlükler değil. E gazeteci olduğun için ne yapacaksın? Türkiye'nin en korkunç şeyi büyüdük, büyüdük, büyüdük diyen bir takım... Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları ama buna karşılık inanılmaz bir işsiz nüfus. Hele genç nüfus. Diyelim ki gazeteci olmasını düşündüğüm, onların bana söyledikleri 40 öğrencim vardıysa bunların ya 5'i ya 6'sı bir iş bulup çalışabilirler. Ve çocukların bir kısmı ciddi olarak işsiz ama bu hayatın her alanında geçerli. Aha, aslında arka arkaya. Üç tane bir şey yaparsın. Daha dört yani ki bununla da sınırlı Kalmaz, Kalmazdım. O kadar çok var ki, o kadar çok var ki kayyumlarda diyebilirsin, ee, Allah kahretsin bu ne biçim televizyon diyebilirsin. Her şeyi söyleme şansım var ama e, üç tane deyince ben de kendimi sınırladım. Bir de dünyaya dair sormak istiyorum. Mesela dünyaya dair bir haber yapıyor olsaydınız bir tane örnek vermeniz gerekirse 2017'de e, neyi öne çıkartırdınız siz? dünyanın yani dünyanın dünya Trump'la Putin'in insafına kaldı derdim. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda derdim. Tabi diyemezdim gazeteci olarak ama dünya Putin'le Trump'ın isafına kaldı. Bunu derdiniz. Bunu derdim tabi çünkü yani. Şeye girmezdim tabi hani ikisinin de akıl sağlığından kuşkuluyum demezdim ama yaptıklarına bakarak kaldık ellerine. Peki buradan etkisinin mesela bu verdiğiniz başlıklardan uzun seneler geçmeyeceğini düşündüğünüz ne gibi olaylar olurdu? Tesiriniz önümüzdeki senelerde de göreceğimiz yalnızca 2018'de değil o, belki 2019'a da sarkacak. Hatta Daha da git 2020, evet, 2021 evet. yani e, bunların hiçbiri bitmeyecek ya e, eğitim darmadağın Türkiye'de yani. Bir Akademi Dünyası başlayıp, örnek verdiğinizin yanı sıra yanı değil Yanı sıra tabii. Yani bambaşka bir şey oluyor ve şaşırıp kalıyorsun. Yani bu nasıl oldu? Bu müfredat nedir? Kim hazırlıyor? Niye hazırlıyor? Bir de acıklı olan şu, yetersiz insanlar bunları hazırlıyorlar. Ama tamam diyelim yani çok ciddi bir elit var başımızda. Bize böyle bir şeyler yaptılar. E biz de ne yapalım artık biraz bir yerinden dersin. Ama bu öyle bir durum da yok yani. Bu darmadağın oldu. Yargımız yok. Bunlar o kadar kolay düzelecek şeyler değil ki yani. E, Mahkemelere gidiyorsunuz. E, yüzünüze bakmayan savcılar ve yargıçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. İnanılmaz şeyler okuyorsunuz. Yani e, üniversite birinci sınıfta okuduğun Hukuka giriş derslerine ters düşer insanların senin hakkında vereceği kararı bekliyorsun. Bunların kolay kolay geçeceğini sanmıyorum kadının şiddetle düşürüldüğü üçüncü sınıf durum, ikinci sınıf durum. Şimdi sürekli iyi olacak, şöyle yapacağız, bacılarımız, bakan yaptık. Hayır öyle değil. Ciddi olarak e, bunların geçmesi için bir, uzunca bir süre geçirmemiz gerekecek. Peki yine birinci sayfaya dönersek 2017'nin birinci sayfasına geliyoruz. Siz öyle bir sayfa hazırlıyorsunuz ya da hazırlattırıyorsunuz, onu yönetiyorsunuz. Şöyle bir köşesi olsa o sayfanın, gündem belirleyenler ve gündem olanlar ya da gündem yaratanlar kimlerden bahsederdiniz 2017'ye dair? E tabii yani gündem belirleyenler deyince çok acı bir şekilde e, Türkiye'de Cumhurbaşkanından başka gündem belirleyen insan neredeyse kalmadı diyeceğim. Niye neden kalmadı diyeceğim? E, çünkü açın televizyonları, haberleri dinleyin. Alın gazeteleri haberlerine bakın. 2 3 gazeteyi dışarı çıkarıyorum. E, e, bir gündem onlar beliriyor. İnsan e, zor bir dönemden geçiyorsun ve sen ağzını açamıyorsun. Çünkü herkes iktidarın basın sözcüsü gibi oldu artık. Ana akım medyada, ana akımın dışında durmaya çalışanlar da ya hani isim vermekten nefret ediyorum ama ben uzun zaman oldu ben NTV'di, de bunların haberlerini dinlemiyorum artık. İnanamıyorsun çünkü yani. Ya Karaman'daki AKP partisi, AKP'nin ilk kongresinde neden sen bana canlı yayın yapıyorsun ya? Dünyadan bana bir örnek verin. Belki bir de işte Azerbaycan'da vardır. Ne bileyim ben o kadarını da bilmiyorum. Adamlara haksızlık etmeyeyim. Peki, gündem Ama buna karşılık gündemimizde bizim tutmamız gereken insanlar var. Biz onların gündem olduğunu düşünüyorsunuz. Yani ee, mesela insan olarak konuşuyorum. Selahattin Demirtaş. Yani Selahattin Demirtaş'ın hala içer bir parti genel başkanından bahsediyoruz. Eş Bunu genel sun... başkan. Eş genel başkanından bahsediyoruz. Yani bırak Şeyin. Yani e, sonuç olarak öbür eş genel başkan da içeride. Yani Figen Yüksekdağ da içeride. Ama e, ne yapacaksın şimdi? E, bunları gündemde tutmak bile çok zor artık. Yani oradan buradan işte kaçarak Allah'tan ki çok kızıyorum başından beri ama internet medyası var. Hiç değilse birkaç tane haber yakalayabiliyorsun oralardan. E günde bunlar belirliyorlar ama biz de gündem yapmaya çalışıyoruz itiraf edeyim ki. Peki. E, 2017'nin kazananları kaybedenleri diye bir soru sorsam nasıl yanıt verirsiniz? Mesela internet medyası. <laughs> Gazeteciler bayılır böyle şeyleri değil mi? Evet. En, en kazananlar, <laughs> en kaybedenler. Peki. Ben de bayılırım aslında. Boza piştirdim milletin peşinde. Bana bir enler yapın getirin. ya dünya, işte iz, iz dünya, sürüyoruz. dünyanın iz sürüyoruz. en kötü şeyidir o. Ne en iyi ya işte. Her şey gitmiş gümbürtüye. Vallahi bence bu hani Türkiye'de bağlantılı olarak düşünürsem kazanan Esat oldu mesela. Çok önemli bir şey. Yani Esat Suriye'nin e, kazandı ve bütün Ortadoğu'ya Doğu'ya kaybettirdiler ama. Orta Doğu gitti elden. Bir gayya kuyusu gibi. İnşallah merak şeyler kazanmadı ama ondan da emin değilim. Bu e, bahçeli, bahçeli kaybetti. Böyle bir sürü şey var. O kadar çok ki bunlar ve ama hepsi bakıyorsunuz şeyle e, siyasetle bağlantılı ama sadece o değil ki Türkiye'de kültür sanat kaybetti ya daha ne olsun. Yani kimsenin umurunda değil. Tiyatrolarda oynayan oyunlara bakın. Televizyonda izlediğiniz dizilere bakalım yani. Yani hayatın her tarafında kaybedildi ve biz kaybettik aslında. 2017'den bahsediyorum tabii. Aslında dizilere gelmişken bunu da sormak istiyorum. O yüzden açış anonsunda da medyayı geniş bir yelpazede konuşacağımızı Tabii canım televizyon, gibi medyum evet, televizyon var. Televizyon dizileri. Yani bir yandan sizin Takip ettiğinizi de tahmin ediyorum. Ha, şu ben oradan para da. bile kazandım. Yani evet, bir Şu anda kazanabiliyor musunuz? Kazanamıyorum, Bilmiyorum. hayır. E, e yani... Televiz yani baktığınız Kazan, zaman... Kazanıyormuş gibi görünüyor çünkü bu diziler. Ya da öyle lanse ediliyor. Öyle Aa, tabii, yapılıyor tabii, tabii, haberler. Tabii. Ratingler ve ratinglerin sonucuna bakılınca... Tabii tabii ama öyle. yani esasında e, o kadar ucuz şeyler bize seyrettiriyorlar ki ucuz, ucuz derken snoplık etmiyorum. Komikler aslında yani. Ee, şimdi bu, bu söyleşi yani insanlara, ben rica edeyim. Bir televizyonlara baksınlar. Sadece şöyle bir açıp kapatsınlar. Yani beş tane dizi oynuyorsa dördünde DNA testi var. Ya diyorum Antarktika'dan bir adam diyecek ki bu Türkler ne kadar çapkın insanlar. Bunlar herkes birbirini aldatıyor burada galiba. Önüne gelen DNA testi yaptırıyor. Arkasından da hepsinin bir lokantası ya da pastanesi var ondan sonra da gidip orada röp röp yemekler yiyorlar, yemekler pişiriyorlar. Yani garip bir şey. Yani Türkiye'ye ilişkin hiçbir şey görmüyorsun dizilerde. O şeyleri hiç saymıyorum. Ee, asker dizilerinde bu Türkiye'nin nüfusunun çok önemli bir kısmını rencide edecek şeyleri artık hiç bulaşmıyorum. Benim kalıştıklarım melodramlar onu bile beceremiyorlar dördünüz Çünkü öyle bir yaratıcılık kalmadı. Çok fakir şey. O da bu da yasak. Bir de öyle bir durum var tabii. Yasakların bir etkisi olarak Onun mesela. Onun da etkisi var tabii. Hangi yasaklar mesela? Hani çok basit. Adamlar diyorlar ki yani hiç sınıf bir şey koyamıyorsun. Hiçbir güncellik çağrıştıramıyorsun. Eğer şey değilsen, Kurtlar Vadisi ya da bir mafya değilsen. Yani kalkıp ya bir de böyle bir durum var Türkiye'de. Yani düşünüyorum taşınıyorum. Hiç göremiyorsun böyle bir şeyi. Ama bir tane bir şey söyleyeceğim şimdi. Mesela iki tane dizi vardı güzel bu sene. Birisi anne. Anne de bir dizi vardı. Gayet iyiydi. Ötekisi de şimdi oynuyor hala. Bir baksınlar insanlar istiyorum. Kadın diye bir dizi oynuyor. Galiba Fox televizyonunda oynuyor. Ama onları da bir bakıyorsun. Orijinalleri Japon. Şimdi bu üzücü bir ülke aydını için. Seyirci belki şey der ama anne. Yahu neden? Burada bu kadar romancı var, burada bu kadar hikayeci var. Burada bu potansiyel burada var potansiyel aslında Ama diyorsun. istemiyorlar onu. Yani sağlamcı olmaya çalışıyor herkes. Siyaseti zaten unuttuk. Mesela yani, siz istenmediğiniz için mi artık bu alandan para kazanamıyorsunuz? Vallahi yani inşallah öyle değildir de. Neden? Kazanmaya Peki. devam ederim ama istemiyorlar tabii yani. Çünkü bazı şeyleri bir hakikaten bilmiyoruz. Beni tutamazsın yani. Ayol nedir ya? insanların hepsinin kahvesi ve restoranı var. Ve geri kalan DNA testi yaptırıyor. Niçin oğlan kızın ayağına bastığı zaman sürekli kavga çıkıyor? Konuşamazlar mı pardon kardeşim deyip niye daha büyük bir olay etrafında kıyamet koparmıyorsun? Bizim kafamız bunlara basıyor. Onu kimse istemiyor. Oran düştü, buran açtı. Şu adamı niye güldün? Kabus. Dolayısıyla aslında... Kızın... Bize ihtiyaç yok. Bize ihtiyaç yok artık Türkiye'de. Onu fark ettik. Biz hala uğraşıyoruz ama. Oradan üç buradan beş gelir mi acaba diye. Bu da bir gerçek değil mi? Peki bunun ardından şunu sormak zor olacak tabii. Ya, yok artık. Bu da mı oldu? Kahretsin. Dedirten. Ya da olmasını hiç beklemediğiniz bir gelişme oldu mu dersen 2017'de çok mu naif bir soru sormuş olurum bilmiyorum. Yok ama yani soracağın her şey naif olacak zaten. Çünkü dünyanın her tarafından bir gazeteci getirirsen ona sorsan, ona da mecburen bu soruları soracaksın ve o sana bir sürü cevap verecek. Kaç kişi diyebilir ki ana muhalefet partisinin e, milletvekili eski gazeteci Elis Berberoğlu hapiste? Bu, bu, bu hakikaten yok ol. inanamıyorsun. Ya da... Bu sizi şaşırttı 2017. Şaşırttı ve kahretti. Artı. Bir tane de değil ki. Yani onu da söylemek istiyorum. Osman Kavala. Yani bu Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratikleşmesi, sivil toplum hareketleri için bir tarafını yırtan bir adımı sen alıyorsun, içeri atıyorsun. Geçen hafta görmeye çalışıldı. Tabii ki öyle bir şey yok. Bir ay geçmiş zamanda bir de tecritte tutuyorsun yani. Ya bunlar karınca ezmeyen insanlar. Hasbelkader ikisini ikisinde şahsen tanıyorum. Bu çok acı. Yok olma yani Yok artık, yok artık canım. bu olmaz değil. Yok artık bu olmaz aslında. Yani tam gibi şey gibi konuşayım ben de. Yeni akit sözcü karışımı bir şey söyleyeyim. Onlar olsaydı şimdi ya yok artık bu olmaz. Biz onu da beceremedik tabi gazeteci olarak. Buraya da bir manşet atmış oldunuz aslında. Peki e, heyecanlandıran bir şeyler olmadı mı size 2017'de? İyi ki oldu dediğim. Dedirken... Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Bir sürü de e, diyeceğim ki hani bu adam kadar olumsuz demesinler diye söylemeye çalışıyorum. E mesela e, 8 Mart kadınlar günü. günü. yürüyüşünün çok umut verici, çok muhteşem olduğunu düşünüyorum. Kasım ayında da oldu bir tane. Yani kadın hareketinin ciddi olarak yani şeyden kurtulması bile de yani 25 sadece Kasım'da olandan 25 Kasım'da olanlar 25 Kasım'da evet İstiklal'deki yürüyüşler. İstiklal'deki e, müthiş şeyler bunlar. Yani bunda yani sen istediğin kadar insanları zaptura at altında tutmaya çalış. Hele bunlar kadınsa mutlaka bir yerden çıkış bulacaklardır, buldular. Mesela bu insanın çok keyfine gidiyor. Çok hoşuna gidiyor böyle şeyler insanın ama işte Allah kahretsin bunların sayısı az. Yani böyle 3-5 tane şey sayabilsem kendimi çok daha mutlu hissedeceğim. Mesela sen bana hatırlatabilir misin? Ya ama Turul şu da vardı be sen de unuttun şimdi. Mesela birini hatırlatayım. Hatırlatayım mı? Tabii. ...mesela gazetecilerde yanışması... ...konuştuk aa, sizinle... Aa, ama ...nasıl çünkü mesela sizi... O ...sizi artık, yürüyüşlerde, adliyede... O artık, ...sürekli her tabii, yerde görüyoruz. Ama o Allah'ın emri yani bu, bu şey... ...bir de buna şey diyorlar çok siyasi oluyor... ...ne siyasi kardeşim... ...mesleğimi savunuyorum ben... ...ben mesleğimi savunuyorum böyle... ...gittiğim zaman e, İstiklal'de... ...Çağlayan'da... ...Kadıköy'de yapılan yürüyüşlerde böyle... ...o kadar ummadığım insanları da... ...görüyorum ki aslında... Bu da umutlandırıyor mu? Çok umutlandırıyor tabii yani. Mı? Ve şey diyorsun, yok ya olmaz. Hele o genç gazeteciler. Ne kadar keyif ya. Biz o kadar cesur değildik. Üstelik de çalışıyorduk. Yani bunlar da insana e, hoş olan şeyler. ve e, Nuriye'ye yapılan dayanışma. Yani istedikleri kadar yok, onu işten atarız, bunu keseriz. İnsanlar vazgeçmediler. Bunlar tabii ki çok... E, Umut veren e, güzel şeyler. Türkiye'nin pek çok dönemine tanıklık etmiş, bizatihi yaşamış. Onlardan dolayı da e, pek çok şeye de maruz kalmış bir insan. Tuğrul Bunu söylemezsen er ölürsün değil mi? Çok yaşadın, hadi anlat peki. Estağfurullah, <laughs> böyle demiyorum. Şimdi şöyle bir yere geleceğim. E, yani bu böyle sürmez dediği anlar Tuğrul er Yılmaz'ın 2017'de. Ama bir yandan da, İyi de biz bunu işte 80'lerde de söylüyorduk, 90'larda da söylüyorduk gibi bir karamsarlığa gark olduğu oluyor mu? O olduğu yerden nasıl çıkıyor mesela? Aa, oluyor Bunlar tabii yerler. yani bazen şeye karar veriyorsun. Ben sadece e, evimde oturacağım, müziğimi dinleyeceğim, oğlum bana haftada iki kere üç kere torunumu getirecek ve ben artık bezdim. Yaşım yetmiş benim kardeşim uğraşamayacağım diyorsun ama bu mümkün değil Türkiye'de yaşıyorsan. Bırak aydın olmayı falan ya. Şu kadar duyarlılığın varsa. Ve şey diyorsun, hayır. Bu böyle olmayacak. Bu böyle gitmeyecek. Yani dünyada bir örneği yoğa dayanarak söylüyorum bunları yani. Yani otoriter bir rejim ne kadar gider? KHK'larla nasıl gider? Ya akıllarını başlarına alıyorlar bir şekilde... E, kendilerine benzemeyenlerle uzlaşıyorlar ya da sandıkta kaybolup gidiyorlar. Ha Şanslı ülkelerde 5-10 senede oluyor. E işte daha şanssızlarda 20-30 sene oluyor ama. Ama en nihayetinde bu böyle gitmeyecek diyorsun. Yani, Söyle ama mi? bu mümkün değil. Bana bir örnek göstersinler. Desinler ki şu oldu yani Allah'ını seversen. Yok böyle. istediği kadar desmet olsun ki biz daha tam da orada değiliz diye düşünüyorum. Yani çünkü sonuç olarak mesela Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü bana müthiş bir e, şey sağladı. E, olumlu bakış sağladı. Yani birdenbire kendimi hayatımda CHP'ye oy vermemiş bir insan olarak, bunu kaç olarak konuşmuyorum, Tuğrul Eryamaz olarak bir Ve ben kalktım, memlerim popomu kaldırdım, haldır haldır kalktım Maltepe'ye gittim. O kalabalık, o farklı farklı insanlar bana müthiş umut verdi yani. O kadar da şey yok. Öyle saldıracaklar, böyle yapacaklar. Bunlar tabii ki güzel. Sonuç olarak burası Türkiye. İstediğimiz kadar kızalım, bağıralım. A bizim bir geçmişimiz var ya. Nereye kadar götürürsen götür. Ama o zaman o geçmişin bir kısmını kabul et. Arasından parça at. Yok böyle bir şey. Bu bütün dürü gider ve sanıyorum da öyle gidecek yani. Ne olacak diye. Böyle anlarda mesela müzik dinlemekten hmm. bahsettiniz. Bu böyle sürmez diye hissettiğiniz anlarda. Ee, ya da bilmiyorum sinemaya gidebiliyor musunuz? Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. Ne izlediniz mesela? Ne güzel oldu. neler gördünüz? Mesela iyi bir şeyler olacak ve kaygı diye iki tane güzel yerli film gördüm. Ee, çok keyifli bir şekilde şimdi ki, e, kadınlara yağcılık yapıyor. İkisinde öğretmeni kadın mesela. Herkese bunu da önereceğim. Açın TRT3 radyoyu. Daha oraya bulaşamadılar fazla. Arada bir zırvadıkları oluyor ama açın dinleyin diyorum yani. Rolling Stones'da çalıyorlar, Adele'de çalıyorlar, Baht'ta çalıyorlar, Ahmet Andım Saygun'da çalıyorlar. E daha ne olacak işte? Bunlarla hayatını geçiriyorsun ama işte insanın kendini en fazla bir hafta kandırabiliyor. Torundu, müzikti kesmiyor. Bir hafta sonra kendini yine dışarı atmak zorunda hissediyorsun. Yani bu ister yurttaş de, ister vicdan de, ister merhametli de, ister salaklı ne dersen de hiç önemli değil. Ama kendini en fazla bir hafta kapatıyorsun sonra o adımını dışarıya atıyorsun. Yani ne olursa olsun diyorsun. Tuğrular Yılmaz gazeteci olarak yeniden oraya dönüyorum. E, sona doğru. Hiç onu unutturma. <laughs> 2018 e, için nasıl bir gazete hayali olurdu? Mesela ilk sayı yapıyor olsaydınız nasıl bir gazete yapardınız? Ya da nasıl bir gazete yapabilmeyi arzu ederdiniz? Öyle sorayım ben soruyu. Vallahi söyleyeyim. Mesela, o hal kalktı. K kadar artık olmayacağı ilk sayfaya mutlaka tepedere koyardım. Kişisel şeyimden çıkarak söylüyorum. Bir de ee, işte birazdan mimari ve insanlıkla ilgili şey surru aynen yapılmasına karar verildi. Müthiş bir şey olurdu bu benim için. Ne bileyim ben işte hoş şeyler. Beşiktaş Avrupa şampiyonu oluyor. Anladım yani özlemişiz bunları. Yani bunları istiyorsun. İstiyorum ki ben de herkes gibi benim yaşımdaki Keyif alayım benden 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş genç insanların yaptığı şeylerle keyif alayım. Çünkü yaşlılığın verdiği tek marifet bu insana. Oh diyorsun ne güzel bir şey olmuş, iyi ki yapmışız. Öyle bir şeyler koyarsın, ha bir de şey derdim. E, bir de magazin şart tabii. Televizyonlar DNA testi yasaklandı. Yasaklara çok karşı. <laughs> Ama bunu yapardım. DNA testi yasaktır kardeşim. Televizyon dizilerinde DNA, DNA testi yasaktır evet. Ondan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. <laughs> Çok teşekkürler Tuğrul Ergin.